akşamlar. Bugün 24 Kasım 2022 Perşembe, Edirne Televizyonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik ünvanının verilişinin yıl dönümünde 24 Kasım Öğretmenler Günü Edirne'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Kasım Öğretmenler Günü Edirne'de de törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenini İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler katıldı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki törenin ardından öğrenciler ve protokolün oluşturduğu kortej, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kutlama programına katıldı. Burada Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık ile İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına konuşmayı Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sümeyra Nur Karaca yaptı. Bu anlamlı günde siz değerli misafirler karşısında mesleğe benim gibi yeni başlamış olan öğretmen arkadaşlarım adına konuşma yapmak büyük bir gurur. Onurlu öğretmenlik mesleğini yapan bir kişi olmadığı kıvancıyla hepinizi en içten duygularıma selamlıyorum. Her öğrencinin hayatı bakış açısını etkileyen çok sevdiği bir öğretmeni vardır. Ben de bir öğretmeni sevdim. Mesleğine yeni başlamış, heyecanlı gözlerinden okunan, sevgi dolu bir öğretmenle başladı benim bu kürsüye geliş hikayem. Emekli öğretmenler adına konuşmayı ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi emekli öğretmeni Hasan Boz yaptı. 41 yıl sonra yaşam gayem, huzurumun ve mutluluğumun kaynağı okulunda, öğretmenlik hayatında ayrılmış. Karacaoğlu'na sormuşlar. Ölüm mü zor ayrılık diye ayrılık 50 gram fazla gelmiş. Ama biz inanıyoruz ki öğretmenin emeklisi olmaz. Sağ olduğumuz müddetçe bu vatanın milletin bekası için devam edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürü Doktor Önder Arpacı, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında öğretmenliğin insanlık tarihinin en önemli mesleği olduğunu belirtti. Öğretmenlik her şeyden önce bir ideal ve bir hizmet mesleğidir. Öğretmenin en önemli özelliği sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. O yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen sanatkar, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, hakikatin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorununa sahip olan insandır. Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş Veli'yi, Ahmet Yesevi'yi, Mimar Sinan'ı, Sultan Alparslan'ı, Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz Sultan Selim'i ve Gazi Mustafa Kemal'i yetiştiren öğretmendir. Törende öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmenler meslek yemini etti. Layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.
Hafta dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Alkışlarınız pırıl pırıl çocuklarımız için. Törende emekli öğretmenlere Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık tarafından hizmet şeref belgeleri verildi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık yaptığı konuşmada öğretmenlerin bir nesli şekillendirdiğini, bunun da çok önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi. Fatih Sultan Mehmetler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi devlet adamları yetiştiriyorsunuz. Aziz Sancar gibi bilim adamları yetiştiriyorsunuz. Ömer Akif Semirler, Fethi Sekiler gibi kahramanları yetiştiriyorsunuz. Bunlar inanılmaz ve önemli çalışmalar, gayretler. Bu sizin sahip olduğunuz ne kadar büyük bir imkanı da ortaya koyuyor. Sorumluluk ne kadar büyüdükçe aslında üzerindeki yük de o kadar artmış olur. Çünkü yerine getirmek için gayret ettiğiniz çalışmaların bir sonucu var. Samimiyetle, gayretle, fedakarca gayretle tüm öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Gününüz kutlu olsun. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Sağ olun, var olun. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerle bir araya gelen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, öğretmenin emeklisi olmaz, öğretmenin bütün yaşamı öğretmekle, eğitmekle geçer dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, her 24 Kasım'da olduğu gibi bu yılda geleneği bozmadı ve emekli öğretmenlerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Gürkan, yemek öncesinde tüm masaları tek tek dolaşarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Gürkan, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına vurgu yaptı. Başkan Gürkan, kendisinin de bir öğretmen olduğunu ve öğretmenlik mesleğiyle de gurur duyduğunu belirtti. Biz öğretmeniz, biz emekçiyiz, biz mücadeleciyiz, biz sobanın kaloriferinin olmadığı yerlerde tezekle ısınmış ve tezekle ısınmasını öğreten kimseleriz. Biz suyun olmadığı köylerde kuyular açıp, sarnıçlar açıp, oradan su çekip öğrencilerimizin susuzluğunu gidermiş mesleğin sahipleriyiz. Biz bir bakkalın, bir dükkanın, bir fırının olmadığı yerlerde ekmek yapmayı öğrenip, bunu da halka, çocuklarımıza öğreten insanlarız. O yüzden öğretmenin emeklisi olmaz. O yüzden öğretmenin bütün yaşamı vermekle geçer, öğretmekle geçer, eğitmekle geçer. Edirne Emekli Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Ayten Tombul da öğretmenlerin topluma kazandırdığı değerleri anlatmak için zamanın ve kelimelerin yetersiz kalacağını belirterek öğretmenlerin aydınlık bir toplumun mimarları olduğunu söyledi. Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım 1928 günü 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu güzel günü kutlamak için toplanmış bulunmaktayız. Bu vesileyle vatanımızın kurtarıcısı ve modern eğitim sistemimizin kurucusu baş öğretmen Atatürk'ün manevi huzuruna saygı ile eğiliyor. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyorum.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Gölge Milli Eğitim Bakanını Edirne'de açıkladı. Muhalefet partilerine göndermede bulunan Sarıgül, diğer muhalefet partileri ülkeyi nasıl, kiminle yöneteceklerini açıklamaktan çekinirken, biz sırayla gölge bakanlarımızı açıklamaya devam ediyoruz dedi. Yapamayan, gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'dir. Daha iyisini yapmak için yerine gelecek olan bakanımız da Sayın Şefka Keskin'dir. Daha önce Gölge Hazine ve Maliye Bakanı ve Gölge Esnaf Bakanı'nı açıklayan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne'de düzenlediği basın toplantısında Gölge Milli Eğitim Bakanı'nı açıkladı. Genel Başkan yardımcıları ve partilerin katılımıyla Edirne'de bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, toplantıya kendisinin de bir eğitimci olması nedeniyle beyaz önlükle katıldı. Açıklamalarında muhalefet partilerine göndermede bulunan Sarıgül, muhalefet partileri ülkeyi nasıl, kiminle yöneteceklerini açıklamaktan çekinirken biz sırayla gölge bakanlarımızı açıklamaya devam ediyoruz dedi. Bizden önce kurulan hiçbir muhalefet partisinin cesaret edemediği gölge bakan uygulamasını onurla ve gururla başlatan parti Türkiye Değişim Partisi. Daha önce Hazine ve Maliye Gölge Bakanımız Doktor Aziz Murat Hatipaoğlu'nu kamuoyuyla tanıştırdım. Daha sonra Esnaf Gölge Bakanımız Sayın Erol Korkut'u kamuoyuyla tanıştırdık. Önümüzdeki günlerde Engelliler Bakanımızı kamuoyuyla buluşturacağız. Ama bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, yapılacak olan ilk seçimlerde bugün Gölge Bakanımız seçimlerde gölgesini kaldıracağız ve gerçek bakanımız olacağız. Gölge bakan uygulamasını başlatan parti olduk ve tarihe geçtik. Ne mutlu bize. Farkımızı ortaya koyduk, fark attık. Diğer partilere fark atmaya da devam edeceğiz. Diğer muhalefet partileri ülkeyi nasıl yöneteceklerini, kimle yöneteceklerini açıklamaktan çekinirken biz sırayla gölge bakanlarımızı tek tek açıklamaya devam ediyoruz. Gölge bakanlarımızı açıklayarak ortaya bir iddia koyduk. Biz bu işi sizden daha iyi yaparız dedik. Bugün de Gölge Milli Eğitim Bakanımızı açıklayarak ortaya bir alternatif koyuyoruz. Yapamayan gitsin, yapanlar gelsin diyoruz. Şimdi yapamayan kim, yapacak olan kim, gidecek olan kim, gelecek olan kim, yapamayan gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'dir. Daha iyisini yapmak için yerine gelecek olan bakanımız da Sayın Şefka Keskin'dir. Gölge Milli Eğitim Bakanı olarak açıklanan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şefika Keskin, 35 yıllık öğretmen olduğunu belirterek hedefinin öncelikle eğitimdeki sorunları çözmek olduğunu söyledi. Sınav stresinden uzaklaştırılmış, sınavsız bir eğitim devamında da mesleğin olacak, geleceğin olacak diyoruz. Mesleki eğitime yönlendirebilmek için çocuklarımızı meslek okullarına ağırlık veriyoruz. Meslek okulundan bahsediyoruz. Mutlaka her mesleğin kendi okulunu kuracağız ve bu kurduğumuz okullarda mutlaka güzel sanatlar ve spor eğitimi olacak. Ailesine, verimli toplumuna huzur saçan ve ekonomik olarak da mesleğini kazandıktan sonra üreten, ürettiğini paylaşan sevgi, saygı, dolu, mutlu, huzurlu çocuklar ve gençler artık Türkiye Değişim Partisi'nde ortadan kaldıracağız. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Bir asır önce binlerce yıldır bu topraklarda var olduğumuzu ve var olmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ve ispat ettik. Bizler çok iyi biliyoruz ki bu topraklar üzerinde var olmanın bedeli zordur. Bu şehrin kahraman evlatları bu bedeli kanıyla, canıyla ödemiştir. Bugün de gerektiğinde aynı fedakarlıkları yapmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim." dedi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Kırbıyık mesajında şu ifadelere yer verdi. "Yıl 1922, Ağustos ayı.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında yurdumuzun dört bir yanı işgale uğramıştı. İşgaller karşısında tarih sahnesinde yer aldığı günden bu yana hürriyetinden hiçbir zaman vazgeçmemiş olan aziz milletimiz, ya istiklal ya ölüm diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş mücadelesini başlatır. Dünya tarihinin gördüğü en çetin mücadelede gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bu vatanın her bir ferdi canıyla, kanıyla vatan savunmasına katılır. Ve 30 Ağustos, büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'yla bu aziz millet, bu toprakların ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan eder. Gün 25 Kasım, kazanılan şanlı zaferlerin ardından güzel Edirne'miz özgürlüğüne kavuşmuş, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, şehitlerimizin son örtüsü bayrağımız, şehrimizin semalarında özgürce yeniden dalgalanmaya başlamıştır. Bir asır önce, binlerce yıldır bu topraklarda var olduğumuzu ve var olmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ve ispat ettik. Bizler çok iyi biliyoruz ki bu topraklar üzerinde var olmanın bedeli zordur. Bu şehrin kahraman evlatları bu bedeli kanıyla, canıyla ödemiştir. Bugün de gerektiğinde aynı fedakarlıkları yapmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim. Çok zor şartlarda kazanılan bu vatanı, bu toprakları canımızdan öte sevmek, korumak ve geleceğe taşımak her birimizin en önemli yükümlülüğüdür. Şanlı tarihimizden aldığımız şuur ve inançla, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden şehrimizi, ülkemizi ileriye taşımak için çok çalışacağız. El ele vererek hep birlikte millet olma vasfımızla çok çalışacağız. Vatanımız için, milletimiz için sonsuz bir inançla ve azimle al bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için göğsünü siper eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Tüm Edirneli hemşerilerimin Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Kurtuluşumuzun 100. yılı kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında 25 Kasım 1922 yılında bir daha terk edilmemek üzere ebedi Türk yurdu olarak adını tarihe yazdıran Edirne'de bu eşsiz topraklarda Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yolunu aydınlatan bilim, teknoloji ve fen alanında ülkemize değer katacak nice nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın 100. yılı kutlu olsun dedi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Gürkan mesajında şu ifadelere yer verdi. Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehrimiz Edirne, tarihi boyunca 4 kez işgale uğramıştır. Bu büyük millet, bu yüce millet her seferinde vatanını tekrar geri almayı, bayrağını tekrar göndere çekmeyi başarmıştır. Edirne, Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda müttefiklerinin yenilmesiyle yenik ilan edildiği Mondros Mütarekesi ile işgal tehdidini tekrar yaşamıştır. Bunun üzerine bütün vatan sathında olduğu gibi Edirne'de de milli mücadele büyük destek bulmuş ve Trakya'daki cemiyetler Mustafa Kemal'le irtibatlarını sürekli devam ettirerek bütün yurdun kurtarılması için aranan çarelere iştirak etmişlerdir. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sadece 3 gün sonra Edirne'nin bağrından çıkardığı 4 yiğitle 4 Edirneli Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını yakmıştır. Daha hiç kimse hiçbir şeyin farkında değilken direnişin ilk kıvılcımı olan Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurmuşlardır. 2 yıl işgal altında kalan Edirne, 24 Kasım 1922'de Türk milletinin bağrından çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son kez kurtarılarak gerçek sahiplerine, Türk milletine, Edirnelilere teslim edilmiştir. Mudanya Ateşkes Mütarekesi ile 25 Kasım 1922 yılında bir daha terk edilmemek üzere ebedi Türk yurdu olarak adını tarihe yazdırmıştır. İşte 9 Eylül'de İzmir'de başlayan kurtuluş silsilesi 25 Kasım'da Edirne ile nihayet buldu. O günden bu yana tam 100 yıldır bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Şiarından hareket eden Yüce Türk Milleti, şehitlerimizin bize emaneti olan bu aziz vatanı, şanlı bayrağımızı korumaya devam ediyor ve sonsuza kadar da korumaya devam edecek. Ne mutlu ki bugün içinde özgürce yaşadığımız bu topraklar, çok acılar çekmesine rağmen asla ve asla özgürlüğünden vazgeçmemiş, düşmana boyun eğmemiştir. Özgürlüğün de, bağımsızlığın da ne demek olduğunu 100 yıl önce öğrenen Edirne, özgürlüğünün ve bağımsızlığının kıymetini her zaman bilmiş, cumhuriyetin değerlerine sımsıkı bağlı kalmıştır. Şimdi bizlere düşen en büyük görev, tarihimizi en iyi şekilde anlamak, bugün içinde özgürce yaşadığımız bu toprakların kıymetini bilmek ve geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe umutla bakmaktır. İşte bu topraklarda cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan, Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığında yolunu aydınlatan, bilim, teknoloji ve fen alanında ülkemize değer katacak nice nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, fikirleri ve devrimleriyle yolumuzu aydınlatan, farklı kültür ve inançtaki insanları vatan adı altında tekrar bir araya toplayarak bu cennet topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyor, bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kurtuluşumuzun 100. yılı kutlu olsun. Edirne'nin Havsa ilçesinde emekli öğretmen çiftin evinin duvarlarının sprey boyayla kirletildiğini gören öğrenciler buna kayıtsız kalamadı. Şehit öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmeni emekli öğretmen çiftin evini boyayarak 24 Kasım'da sürpriz yaptı. Edirne'nin Havsa ilçesinde şehit öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmeni, evlerinin duvarı çeşitli yazılarla kirletilen emekli öğretmen çiftin evini boyayarak öğretmenler gününde sürpriz yaptı. Pisliği hak etmiyoruz. O nedenle çevremizi temiz tutalım. Herkese selamlar, saygılar. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Öğretmen Süleyman Ekiz, öğrencileriyle birlikte emekli öğretmenin evinin kirletilen duvarlarını öğretmenler gününde boyamaya karar verdi. Öğrencileriyle birlikte hazırlıklarını yapan Ekiz, emekli öğretmen çiftin yaşadığı evin çevresinde hem temizlik yaptı hem de kirletilen duvarları boyadı. Son derece kötü mahvetmişler öğretmenimizin evi burası. Ona da 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir armağanımız olsun. Bakın son derece terbiyesiz yazılar, bilmem ne. Bunları kamufle edeceğiz şimdi. Bir daha yazmalarına da izin vermeyeceğiz. Emniyete de haber verdik. Emniyet yetkilileri bunu ilgilenecek. Ekiz öğrencilere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne Spor'u 1. Lig'e çıkartacağını söyledi. Edirne'de düzenlediği basın toplantısında Trakya'dan bir takımın 1. Lig'de olmamasının üzücü olduğunu söyleyen Sarıgül, iktidarımızda altyapıya önem verilecek ve Edirne Spor şampiyon olacak. Edirne'ye Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı getirmek bana nasip olacak dedi. Biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka ve mutlaka Trakya'dan özellikle Edirne Spor'un 1. Lig'de olması için büyük mücadele vereceğim. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne'de düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle futbolda yabancı oyuncular için büyük paralar harcandığına dikkat çeken Sarıgül, 8 yabancı oyuncu yerine 8 Türk oyuncu olması gerektiğini söyledi. Eskiden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş takımını ezbere sayardık. Şu anda hiçbir şey takımını sayamıyor. Çünkü sahaya bakıyorsunuz ki sahada komple yabancılar var. Biz sporda ekonomik milliyetçilik diyoruz. 8 tane Türk evladı oynamalı, 3 tane yabancı oynamalı. Son 1,5 yılda 200'ün üzerinde yabancı oyuncu gelmiş. 600 milyon dolar üzerinde parayı biz boşa atmışız. O 600 milyon dolar parayı Edirne'nin altyapısına 6 milyon dolarını verseydik Edirne'den nasıl oyuncular çıkardı? O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak bir, offside kalkmalı, hızlı futbol olmalı, enerjik futbol olmalı. İkincisi de mutlaka 8 yabancı yerine 8 tane Türk, 3 tane yabancı olmalı.
Sarıgül, Trakya'dan bir takımın birinci ligde olmamasının üzücü olduğunu kaydederek Edirnespor'u birinci lige çıkartacağını açıkladı. Biz Türkiye Değişim Partisi iktidarında mutlaka ve mutlaka Trakya'dan özellikle Edirnespor'un birinci ligde olması için büyük mücadele vereceğim. Soruyorum, koca Trakya'nın neden birinci ligde bir tane Süper Lig'de takım olmaz? Bu koca Trakya'ya yakışıyor mu? Edirnespor, Türkiye Değişim Partisi iktidarında altyapıya önem verilecek ve Edirne şampiyon olacak. Bu Edirne'ye Galatasaray, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı getirmek bana nasip olacak. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, tüketicilerin gıda enflasyonu altında ezildiğini belirterek, öğün sayısı ikiye düştü, bir sabah bir akşam öğünü var, arada öğün kalmadı dedi. Tüketiciler gıda enflasyonuna yenildiği için öğün sayısını ikiye düşürdüler. Bir sabah öğünü var, bir akşam öğünü var. Arada öğün kalmadı artık. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarım ve hayvancılık konuları hakkında konuşma yaptı. Artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin oldukça zorlandığını belirten Gaytancıoğlu, tüketicilerin de gıda enflasyonu altında ezildiğini ifade etti. Sayın Bakan, yeni tarım vizyonunu sen üret yeter dedi. Sen üret yeter demekle kalıyorsunuz. Arkası bomboş kalıyor. Çiftçi üretiyor. Ayçiçeği 16 lirayı görmüştü, 17 lirayı görmüştü. Bundan 7 ay önce borsada 10 liradan 9 liradan ürün sattı. Pamukta geçen sene 40 liraları görmüştü. 15-16 liradan ürün sattı. Gümrük vergilerini sıfırlıyorsunuz. Türkiye'ye ithal ürünler giriyor, sağlıksız olan yağlar margarinin bünyesine giriyor. Kendi yağlarımızla maalesef kavrulamıyoruz. Yine üretin diyorsunuz, üretici süt hayvanlarını kesti. 10,5 liraya mal ediyor, 8,5 lira primi bir indiriyorsunuz, bir kaldırıyorsunuz. Ya bir kere 1 lira prim verdiniz bir ay, onun dışında 20 kuruşa çıkardınız, 30 kuruşa yükselttiniz, 40'a çıkardınız. 20'ye düşürdünüz. Biz bile şaşırdık. Ya bunun bir tane derecesi olur. Çıkartırsın sonra indirmezsin. Hep yukarı çıkartırsın. Siz asansör gibi oynuyorsunuz. Koyunculuk zarar ediyor. Eskiden 4 küçük altın ediyordu bir koyun. Şimdi bir tane bile küçük altın etmiyor. Bu ne biçim iş? Her zaman aracılar kazanıyor ama sizin iktidarınızda hep aracılar kazanıyor. Şeker pancarı üretti çiftçi, size güvendi. Şekere %500-550 zam geldi. Ama şeker pancarı üreticisi mazot ve gübre zamlarının altında ezildi. Sizin iktidarınızda çiftçiler mutsuz ve borçlu. Tüketiciler gıda enflasyonuna yenildiği için öğün sayısını ikiye düşürdüler. Bir sabah öğünü var, bir akşam öğünü var. Arada öğün kalmadı artık. Çocuklarını yeterince besleyemeyen, yandaşlarına rant sağlamak için ülkemizi ithal ürünler cennetine çeviren, topraklarını yabancılara satan, üretebileceği ürünleri ithal eden, sahip olduğu tarımsal potansiyeli kullanamayan bir ülke haline getirildik. 20 yıllık iktidarınızın özeti kısaca budur. Bu bereket ki son bütçeniz. Artık gidiyorsunuz. Sizi kimse durduramaz. Gidin. Gittikten sonra biz her şeyi toparlarız. Ülkenin potansiyelini biliyoruz. Bu ülke zaman geldi kendi kendine yeten 7 ülke olmakla övündü. Dünyaya canlı hayvan satmakla övündü. Dünyaya fındık satmakla, üzüm satmakla, incir satmakla övündü ama bunları rahat rahat çeşitlendirebiliriz. Pandeminin kasıp kavurduğu Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte gıdanın öneminin kat kat arttığı bir ülkede siz ne suya yatırım yaptınız, ne toprağa yatırım yaptınız, ne mühendisleri tarlaya gönderebildiniz, ne veterinerleri ahıra gönderebildiniz. Nitelikli, tutarlı bir tarım politikası tabii ki uygulayacağız. Üreten ve hakça bölüşen bir ülkeyi kurmak çok da zor değil. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Bu coğrafyanın tarımsal potansiyelini çok iyi bir şekilde harmanlayarak ülkeyi üretici bir ülke haline getireceğiz. Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü gerçekleştirilecek etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne halkını Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.
Edirne 25 Kasım Cuma günü kurtuluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Edirne Belediyesi 25 Kasım Cuma günü saat 10'da Atatürk Anıtı ve saat 10.30'da Atatürk Bulvarı tören alanında düzenlenecek olan resmi törenlerin ardından bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle saat 14'te 25 Kasım Stadyumunda Edirne Filibe kadın futbol takımları arasında futbol müsabakası düzenlenecek. Saat 15'te ise Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle yapımı gerçekleştirilen ve Hıdırlıktepe'de sonsuza kadar özgürlüğümüzü simgeleyecek olan 100. yıl anıtının açılışı gerçekleştirilecek. Kurtuluş coşkusu saat 16.30'da Edirne Belediyesi tarafından Abdülpekçi Caddesi'nde hizmete kazandırılan 100. Yıl Kurtuluş Parkı'nın açılış töreniyle devam edecek. 4000 metrekarelik yeşil alanda yeni nesil çocuk parkı, aileler için dinlenme alanları ve 250 metre uzunluğunda yürüyüş parkurunun yer alacağı park, kurtuluşun 100. yılında Cumhuriyet'in çocuklarına armağan edilecek. Öte yandan ünlü sanatçı Haluk Levent de Edirne'nin kurtuluş coşkusuna birbirinden güzel şarkılarıyla eşlik edecek. Ünlü sanatçı Haluk Levent 25 Kasım'da saat 21'de Saraçhane Caddesi'nde Edirnelilerle buluşacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı kurtuluş mücadelesiyle Edirne'nin 25 Kasım 1922'de son kez kurtarılarak gerçek sahiplerine, Türk milletine, Edirnelilere teslim edildiğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sonsuza kadar sürecek olan özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın 100. yılını Edirne'de coşkuyla kutlayacağız. Tüm Edirne halkını bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum dedi. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira 01 kuruş, en yüksek 6 lira 75 kuruş, ortalama 6 lira 11 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık en düşük 12 lira, en yüksek 12 lira 84 kuruş, ortalama 12 lira 52 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 37 lira 30 kuruş, en yüksek 65 lira 40 kuruş, ortalama 59 lira 09 kuruş. Düve en düşük 42 lira 40 kuruş, en yüksek 56 lira 40 kuruş, ortalama 51 lira 56 kuruş. İnek en düşük 29 lira 60 kuruş, en yüksek 49 lira 80 kuruş, ortalama 40 lira 04 kuruş. Koyun ortalama 34 lira, kuzu en düşük 50 lira, en yüksek 66 lira 30 kuruş, ortalama 58 lira 03 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 7, en yüksek 14 derece olması bekleniyor. Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu gece nöbetçi eczaneler şöyle. Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi'ndeki Denizli Meczanesi, Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi'ndeki Umut Eczanesi. Serbest piyasada dolar 18 lira 63 kuruştan, euro 19 lira 40 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1052 lira 40 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 4864 puandan işlem gördü. Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.